Herkese iyi günler arkadaşlar. En son iş hukukunda belirli süreli sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesinin haklı nedenle fesinde kaldıydık. Öncelikle ortada geçerli bir belirli süreli iş sözleşmesinin olması gerekir bunun için elbette. Bu belirli süreli sözleşme sürenin sona ermesinden evvel geçerli nedenlere dayanarak sona erdirilemez. Belirli süreli iş sözleşmesinin genel kuralı bu. Neymiş kural? Belirli süreli sözleşme sürenin sona ermesinden evvel geçerli nedenlere dayanarak sona erdirilemez. Belirli süreli sözleşme sadece haklı nedenle fesihle sona erdirilebilir. Hangi andan itibaren önce? Sürenin sona ermesinden önce. Geçerli sebeple fesih belirli süreli sözleşmede mümkün değildir. Dikkat edin, haklı sebeple fesih ancak yapılabilir. Süre sona ermesinden önce belirli süreli iş sözleşmelerinde. Belirli süreli sözleşme süresinin bitiminden önce haklı neden olmadan sona erdirilirse ne olacağı iş kanununda değil borçlar kanununda düzenlenmiştir. Belirli süreli sözleşme süresinin bitiminden önce haklı neden olmadan sona erdirilirse arkadaşlar ne olacağı iş kanununda değil borçlar kanununda düzenlenmiştir. Bakalım buna. Borçlar kanunu madde 438 haklı sebebe dayanmayan fesihte işveren haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhal feshederse işçi belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine belirli süreli sözleşmelerde ise sözleşme süresine uyulmaması durumunda bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı tazminat olarak isteyebilir. Tekrar söyleyelim, işveren haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhal feshederse işçi belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine, bizim orayı söylemiştik zaten, bizi ilgilendiren kısma gelelim, belirli süreli sözleşmelerde ise sözleşme süresine uyulmaması durumunda bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı. Yani sözleşmeyi diyelim 2 ay öncesinde bu tür durumda haklı sebep olmaksızın feshetmişse işveren, bu 2 aylık süreç boyunca yine süreye uymuş olsaydı ne kadar kazanabilecekse o miktarı tazminat olarak isteyebilecektir. Buna azami dikkat gösterelim. Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir tazminattan indirilir. Bir diğer nokta da bu. Yani isteyeceği ne kadar arkadaşlar bu sürede uymuş olsaydı kazanabileceği miktar istenebilecek. Nasıl istenecek? Tazminat olarak istenecek. Eyvallah. Bunun dışında belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesini sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir ne yapılır? Tazminattan elde edilir. Başka bir işten elde ettiği veya elde etmekten kaçındığı gelir. Hakim bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak ayrıca miktarını serbestçe belirleyebileceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir. Ancak belirlenecek tazminat miktarı işçinin 6 aylık ücretinden fazla olamaz. Bize bir üst limit koyarak hakime takdir yetkisi tanımış. Hakimin bu miktarı serbestçe belirleyeceğinden açıkça bahsetmekle birlikte kanun aynı zamanda bu tazminata ilişkin belirlenecek serbestçe belirlenecek ücretin işçinin 6 aylık ücretinden fazla olamayacağını belirtmiştir. Bu durumda işe iade davası açılamıyor. Hatırlarsak işe iade davası açabilmek için her şeyden önce iş güvencesinin kapsamında olmak gerekiyordu ve iş güvencesi kapsamında olmanın şartlarından biri de birincisi de belirsiz süreli bir iş sözleşmesi kapsamında işçinin çalışıyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla belirli süreli iş sözleşmesinin haklı sebebe dayanmadan feshedilmesi halinde açabileceğimiz dava türü işe iade davası değildir arkadaşlar. İşe iade davası açmamız için her şeyden önce iş güvencesi kapsamında olması gerekir. Belirli süreli sözleşmenin haklı neden olmaksızın süresinden evvel fesih için sözleşmede cezai şart öngörülürse söz konusu cezai şart hem işçi hem de işveren için uygulama alanı bulur. İkisini de bağlar. İşverenin her ne kadar bu cezai şart koyma amacı işçiyi işe bağlamak olsa da kendisi de sözleşmeyi süresinden evvel haksız olarak feshederse aynı cezai şartı işçiye ödemek zorunda kalır. Yani bir işveren iş sözleşmesine, işçiyle yaptığı iş sözleşmesine sen işi bırakırsan şu kadar ödersin gibisinden cezai şart koyarsa kendisi de bununla bizzat bağlı olacaktır. Kendisi de süresinden önce belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce sona erdirmesinin halinde haklı sebep olmaksızın fesih yapması halinde tabii. Kendisi de bu cezai şartı ödemek zorunda kalacaktır. Buna dikkat edelim. Bu önemli bir nokta. Tek taraflı olarak sadece işçiyi bazen cezai şart iş hukukunda geçerli değildir. Çünkü bunun asıl nedeni bu işte arkadaşlar. Bakın size yine çok önemli bir nokta. Tek taraflı olarak sadece işçiyi bağlayan cezai şart iş hukukunda geçerli değildir. Mutlaka ve mutlaka işverenin de kendisini bağlaması lazım bu cezai şartın. Aksi takdirde söz konusu cezai şart geçerli olmayacaktır. Yalnızca işveren aleyhine cezai şart konulabilir ama yalnızca işçi aleyhine konulamaz. Bakın yine işi koruyan bir kanun olduğundan bahsetmiştik. İş hukukunun, iş kanununun bunu bir başka gördüğümüzde yine burada karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz cezai şart konuldu ama bu cezai şart sadece bir tarafın aleyhine olacaksa o sadece işveren olabilir. İşçinin aleyhine olup işverenin aleyhine olmayan bir cezai şart konulamaz. Aksi takdirde bu böyle bir cezai şart geçersiz sayılacaktır. Bununla birlikte işveren aleyhine cezai şart konulabilirken yalnızca işçi aleyhine konulamaz.
ceza yaşar. Hem işçi hem işveren aleyhine ise konulabilir. Tek taraflı olarak işçi aleyhine ceza yaşar konulabilecek hallerden bir tanesi rekabet yasağı sözleşmesidir. Bunun tek bir birkaç tane istisnası var. Bunların bir istisnası da rekabet yasağı sözleşmesidir. Ki rekabet yasağı sözleşmesinden bahsettik biz zaten o tarafta. Daha önceki videolarda oradan bakabilirsiniz. Diğer bir istisna ise işveren tarafından işçiye mesleki eğitim verildiği durumlardır. Gerçekten işinin mesleki vasıflarına bir katkısı olan, ona teknik bilgi veren ve bu bilgi sayesinde işçinin istihdam olanaklarını artıran kapsamlı bir eğitim söz konusu olması gerekir. Söz konusu işçiye mesleki eğitim verildiği durumlarda böyle tek taraflı bir ceza şart kullanılabilir ama bunun içinde de bahsettiğimiz şekilde ona teknik bilgi veren, bu bilgi sayesinde işçinin istihdam olanaklarını artıran kapsamlı bir eğitim söz konusu olması gerekir ki bu tek taraflı ceza şart uygulama alanı bulabilsin. Böyle iki tane istisnayla görmüş olduk. Rekabet yasağı sözleşmesi ve işveren taraftan işçiye mesleki eğitim verildiği durumlar. İş sözleşmesinin ikale yoluyla feshi. Bakın ikale sözleşmesi baş başına bir sözleşmedir aslında ama iş sözleşmesi noktasında ikaleye bakalım. İş sözleşmesinin ikale yoluyla feshi aslında ikale karşılıklı anlaşmadır ana hatlarıyla baktığımız zaman. İkale karşılıklı anlaşma. İşveren bakımından iş sözleşmesinin ikale eş değişle karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiği iddiasında bulunabilmesi için işçiye mutlaka ihbar, kıdem tazminatı vesaire yasal haklarının dışında adına ekstra paket, ekstra ödeme vesaire ne denirse desin bir ödeme yapılmak zorundadır. Ekstra ödeme. Bu bedel işçinin işe iade davasından vazgeçmesinin bir bedelidir. Bu ekstra ödemeler yapılmadan feshi Yargıtay kafadan geçersiz sayıyor. Bu paketin değeri en az 4 aylık ücret tutarıdır. Bir diğeri de yine Yargıtay kararı kapsamında bunu bilmemiz lazım. 4 aylık ücret tutarına ekstra ödeme yapılmadan ikale yani karşılıklı anlaşma yoluyla feshi geçerli sayılmıyor. Yargıtay kararlarında buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkale ile ilişkin daha çok konuşulacak şey var. İsterseniz ben aldığım notlardan bir dakika hemen bakıp gidiyorum. Bakın bu kısmı ikale ile ilgili şu kısmı daha önce katıldığım bir seminerde aldığım notlar üzerinden okuyacağım. Şöyle söylüyor: anlaşmayla iş sözleşmesinin sona ermesidir ikale, zaten bahsettik. Karşılıklı anlaşma. Yargıtay uygulamalarıyla hayatımızda söz konusu var bu ikale. İkale halinde, ikale bozma anlaşması her şeyden önce ve ikale halinde işe iade davası açılırsa kazanılamıyor. Bu önemli, asıl sonucu bu. Ama bazen işveren bu sözleşmeyi baskıyla imzalatmak zorunda oluyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Bu durumda ne yapacağız? Veya bazen ikale imzalandığı anda değilse bile öncesinde bir mobbing baskı olabiliyor. Bu tür durumlarda tanık beyanları, e-posta gibi yazışmalara bunu ispat etmek durumundayız. Kıdemim ve ihbar tazminatım ödenirse istifa ederim demesi işçinin ikale sözleşmesine davet kabul ediliyor. Bir diğer nokta da bu. Benim kıdemim ve ihbar tazminatım ödenirse istifa ederim demesi ikale sözleşmesine davet. Aynı zamanda işverenin bunu kabul etmekle birlikte aynı zamanda ekstra paket, ekstra ödeme yapması gerektiğini ve bunun en az 4 aylık ücret tutarında olması gerektiğini söylemiştik. İşe iade davası açınca minimum 4 maaşlık gelir elde edecektir. O halde işverenin işçiyi ikaleye daveti bunların üzerinde bir minimum faydaya vaat etmesi gerek. Tabii somut olaya göre bu değişiklik ama en az 4 aylık bir ücret tutarında olması lazım ikale sözleşmesine söz konusu olabilmesi için. Ekstra ödemeden bahsettik. İbra sözleşmelerine gelelim. İbra sözleşmeleri, bakın burada bahsettiklerimiz iş sözleşmesi sona erme halleri. Teker teker fesihlerden başladık. İkaleye kadar da geldik. İbra sözleşmelerine geldik şimdi. İbra sözleşmeleri işinin çalışma süresi boyunca bütün haklarını aldığını, hepsinin eksiksiz ödendiğini, işvereni gayri kabili rücu olaraktan ibra ettiğini beyan etmesine dayanır İbra sözleşmesi. İbra sözleşmesinin geçerli olabilmesi için öncelikle yazılı olması gerekir. Yani geçerlilik şartı olarak İbra sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekmektedir. Bunun dışında sözleşmenin sona erdiği sırada, yani işçiye bir ödeme vesaire yapılacağı sırada değil, mutlaka sözleşmenin sona ermesinin üzerinden en az bir ay geçmesi, yani işinin ibra sözleşmesi konusunda işverenden bir korkusunun kalmaması gerekir. Çünkü sözleşmesi yeni sona erdiği sırada işverenin iradesinin sakatlanması çok kolaydır. Bakın ibra sözleşmesi aslında buna baktığımız zaman iş sözleşmesinin sona ermesinden dolayı yapılan bir sözleşme. Yoksa iş sözleşmesi sona erdiren bir sözleşme değil. Zaten iş sözleşmesi sona erdi. İkale ile fesih ile neyse. Ve bundan itibaren en az bir ay geçtikten sonra sözleşmenin geçerli olabilmesi için aynı zamanda yazılı olmak kaydıyla ibra sözleşmesi kapsamında işçi çalışma süresi boyunca bütün haklarını aldığını, hepsinin eksiksiz olarak ödendiğini ve işverene bunlara ilişkin bir daha rücu edemeyeceğini ibra ettiğini beyan etmesine dayanır. Bundan ibarettir. Çünkü buna bahsettik. İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi gerekir. Demek ki işinin çalışma süresi boyunca her türlü hakkını aldığını beyan etmesinin bir önemi yoktur. Mutlaka kıdem tazminatından şu kadar, ihbar tazminatından şu kadar, yıllık izinden şu kadar vesaire vesaire bütün hak türlerden ve miktarının açıkça belirtilmiş olması gerekir bu İbra sözleşmesinde. Kısacası İbra sözleşmesinin unsurlarına bakmak gerekirse. İbra sözleşmesinin unsurları.
1. Yazılı olması geçerlilik şartı olarak. 2. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren en az 1 ay geçtikten sonra yapılması. 3. İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi. 4. Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. İş ile işveren arasında iş sözleşmesi sona erdikten bir ay, en az bir ay sonra geçtikten sonra yapılan İbra sözleşmesinin geçerlilik unsurları, koşulları bunlar. İbranamenin her ne kadar kanunda şartları düzenlenmiş olsa da hiçbir şekilde işçinin bir hakkını ortadan kaldıran bir belge niteliğinde olamaz. Dikkat edin. Her ne kadar kanunda şartları düzenlenmiş olsa da hiçbir şekilde işçinin bir hakkını ortadan kaldıran bir belge niteliğinde olamaz. Ayrıca işçinin hakkından vazgeçmesi de geçersizdir. İşçi kendi iradesine karşı da korunuyor bu noktada. Ama İbra sözleşmesini yaparak bu tür durumlara söz konusu olacak bir farklı sözleşme bakış açısı var. Yani İbra sözleşmesi sonucunda işçi artık bir daha bunlara ilişkin herhangi bir şey isteyemiyor. Çünkü bahsettiğine bakın, kıdem tazminatından şu kadar aldım, ihbar tazminatından şu kadar aldım, yıldızından şu kadar aldım dercesine diyerek, bunları açıkça belirterek İbra sözleşmesi yaptığı andan itibaren artık işverene bu noktada başvurmasını engelleyen bir durum söz konusu. Ama bu İbra sözleşmesi hiçbir şekilde işçinin kendi haklarından vazgeçmesi şeklinde olamaz. Eğer olursa geçersiz olacaktır. Çünkü işi kendi iradesine karşı da bu noktada korumuyor. İbra sözleşmesinden ve ikale sözleşmesinden bahsettik ve belirli süre iş sözleşmesinin haklı nefesinden bahsettik. Bu video bu kadar olsun. Gelecek videoda kalın. Devam ederiz.